Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Linux konteynerlarına ve Docker'a giriş yapmak istiyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi Linux üzerine kod deploy eden ve çalıştıran çoğu kişinin aslında önem vermesi gereken bir konu. Aynı zamanda modern altyapı teknolojilerinden bahsederken, örneğin Kubernetes'den bahsederken Linux konteynerlarının ve Docker'ın önemini tekrar tekrar göreceğiz. O yüzden bu konuya hızlıca bir giriş yapmak istiyorum. Konteynerler epeydir kullanılan bir teknoloji olduğu için aslında internette bu konuyla ilgili birçok kaynak bulabileceksiniz. Türkçe YouTube kanallarında bile bazı kanallarda Linux konteynerları ve Docker'ın ne olduğu, nasıl çalıştığı anlatılıyor. Şimdi benim burada anlatacaklarım hiç bilmeyen bir kişiye aklında canlanması için fikir verme şeklinde olacak. Şimdi yaklaşık ben 5 senedir konteynerler üzerine çalışıyorum. Docker ilk çıktığı zamanlarda 2014-2015 civarında ben Docker'ın core maintainerlarından biri olmuştum. Yani bu teknolojilerle epey içli dışlı bir biçimde çalışıyordum. Şimdi hiç bilmeyen birine ben konteynerları anlatmaya çalıştığımda şu şekilde anlatıyorum. iPhone'un içinde nasıl uygulamalarınız bir sandbox'ta çalışıyorsa, konteynerlerde aslında aynı şeyi Linux için yapıyor. Aslında bu sizin uygulamanız için bir sandbox ortamı. Mesela iPhone uygulaması geliştirdiyseniz şunu fark etmişsinizdir. Herhangi bir iPhone uygulama geliştiricisi işletim sisteminin içine edemez, değil mi? Öteki uygulamaları bozamaz, kullanıcının verilerini çalamaz öteki uygulamalardan. Neden? Çünkü bu uygulama sandbox şekilde çalışıyor. Mesela konteynerları düşünürken sıkça iPhone'daki sandbox konsepti aklınıza gelsin. Şimdi genelde konteynerları sanallaştırmayla yani virtualization'la karşılaştıranlar oluyor. Bence o doğru bir karşılaştırma değil. Şimdi insanlar kısaca neden konteyner kullanıyor? Bence birinci sebep izolasyon. Bir uygulamayı altta çalışan işletim sisteminden bağımsız hale getiriyor. Yani diyelim sizin uygulamanız Java 7'de yazılmış ama alt taraftaki operating system'da, alt taraftaki Linux'da Java 9 kurulu. Belki bunlar uyumlu değil, değil mi? Aynı şekilde Python 2, Python 3 şeklinde düşünebilirsiniz bunu. Konteynerlerin yaptığı şey alt tarafta olan bitenden sizi izole ediyor. Ve sizin ihtiyacınız olan her şey konteynerin içinde barınıyor. İkinci sebep tekrarlanabilirlik. Bu da şu demek, yani bir konteyner imajını alıp siz herhangi bir yere, herhangi bir Linux makinesine deploy ettiğinizde aynı şekilde çalışıyor. Neden? Çünkü o makinenin üzerinde kurulu olan şeyler önemli değil. Çünkü konteynerin ihtiyacı olan şeylerin hepsi adı üzerinde contain ediyor, kendi içinde mevcut. Yine mesela iPhone'dan aklınıza gelsin. Nasıl mesela App Store'dan bir uygulama indirdiğinizde uygulama bütün telefonlarda aynı şekilde çalışıyor, değil mi? Neden? Çünkü yine iPhone'un sandbox'ı uygulamaların üzerinde doğru düzgün çalışabileceği consistent yani tutarlı bir ortam sağlıyor. Üçüncü neden ise güvenlik. Konteynerler içinde çalışan uygulamalar teoride aslında hala aynı işletim sistemi üzerinde farklı prosesler olarak çalışıyorlar. Fakat konteynerler bir layer yani bir katman güvenlik ekliyor bunun üzerine. Örneğin sizin konteyneriniz gidip başka bir konteyneri patlatamıyor. Yani öteki konteyneri öldüremiyor. Öteki konteynerin dosyalarını okuyamıyor. Neden? Çünkü her konteynerin file sistemi kendine ait. İşte her konteynerin mesela process namespace'i oluyor. Onlar kendine ait. Yani konteynerler birbirlerini göremiyorlar. Nasıl sanal makineler mesela fiziksel makine üzerinde çalışırken birbirlerinden haberdar olmuyorlarsa aynı şekilde konteynerler de böyle oluyor. Kısaca virtual machine'lerle karşılaştıracak olursak konteynerler aslında virtual machine'ler gibi güvenli değil. Hatta geçmişte container runtime'ları üzerinde birçok güvenlik açığı ortaya çıkarıldı. Yani Docker'ın üzerinde bile sadece hatırladığım kadarıyla 7-8 tane galiba epey kritik güvenlik açığı ortaya çıkmıştı. Şimdi dördüncü özellik ise temiz kurma ve kaldırma aslında bence benim en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi. Yani diyelim sizin bir Linux server'ınız var. Linux server'ın üzerine mesela yeni bir uygulama kuracaksınız. Şimdi uygulamayı çalıştırmak için ne yapıyorsunuz normalde? Gidiyorsunuz bir Python kuruyorsunuz, bir Nginx kuruyorsunuz. İşte şuralara buralara dosyalar ekliyorsunuz. Sonra uygulamayı kaldırmak istediğinizde uygulamayı siliyorsunuz ama bu kurduğunuz öteki şeyler uygulamayı çalıştırmak için onlar bilgisayarınızda kalıyor, o server'da kalıyor değil mi? İşte bu biraz yine iPhone gibi, Linux Containers aslında Linux'a biraz böyle iPhone gibi özellikler getiriyor. Yani nasıl mesela App Store'da kuruyorsunuz uygulamayı, tık basıyorsunuz kuruluyor. İşiniz bitince kaldırıyorsunuz, uygulama siliniyor ve uygulamanın beraberinde getirdiği o dependency'ler ise uygulamayla beraber gidiyor ve makineniz bu şekilde temiz bir şekilde çalışıyor. Yani konteynerler aslında bir server üzerinde birden fazla prosesi birbirinden izole ve daha temiz bir şekilde ayrımını yaparak tekrarlanabilir bir şekilde çalıştırmaya deniyor. Şimdi VM'lerle konteynerler arasındaki farkları kısaca bakalım. Öncelikle burada ben bir tane diyagram çizdim. Bu diyagramda sol tarafta VM tabanlı bir altyapı görüyoruz. Sağ tarafta da container tabanlı bir altyapı görüyoruz. Şimdi VM dünyasında öncelikle yaptığımız şey aslında fiziksel bir makineyi alıp bu makineye biz hypervisor da diyoruz.
Bu makineyi alıp bu makinenin içinden sanal makineler üretmeye çalışıyoruz birden fazla. Bunu nasıl yapıyoruz? İşte VirtualBox kullanmışsınızdır veya işte daha enterprise çözümler olan VMware gibi productlar var. Bu ürünler sayesinde bir makineden aslında birden çok makine üretebiliyoruz. Aslında konsept aynı. Sandboxing'e çok benziyor. Sonuçta siz bir makineyi alıp üzerine çeşitli sandboxlar üretiyorsunuz VM'ler yaratarak aslında. Bu şekilde bir VM'in içinde çalışan şeyler mesela alt tarafta çalışan host operating sistemi yani fiziksel makineyi etkilemiyor değil mi? Şimdi şunu göreceksiniz. Bir fiziksel makinenin üzerinde sonuçta Linux gibi bir şey çalışıyor değil mi? Ya da Windows olabilir bu. Sonuçta yani bir kernel var. Kernel'ın üzerinde işte bir takım prosesler, servisler çalışıyor yani. Ondan sonra biz gidip bu makinenin üzerine VM yaratıyoruz. Yani teoride VM dediğimiz şey aslında yine günün sonunda bir prosese benzeyen bir şey. Yani sonuçta onun kendi instruction'ları var, kendi memory'si var, kendi CPU allocation'ı falan var. Sonuçta o VM'in içinde çalışan şey de aslında farklı bir işletim sistemi. Yani farklı bir işletim sistemini program gibi çalıştırıyoruz aslında. Burada sizin fiziksel makineniz Windows olabilir ama Windows'un üzerinde Linux çalıştırabilirsiniz. Ya da tam tersi de olabilir değil mi? Burada işte gördüğünüz gibi VM'lerin içinde aslında biz baştan bir kernel ve işte kernel'ın üzerindeki servisleri çalıştırıyoruz aslında. Burada sarıyla gösterdiğim şeyler sizin kendi yazdığınız ya da işte işletim sistemi üzerinde çalışan prosesler yani işlemler. Burada prosesten kastım siz bir şeye nasıl çift tıklayınca veya bir şeyi çalıştırınca bir işletim sistemi üzerinde proses yaratılıyor. Burada bu sarıyla bunlardan bahsediyoruz aslında. Şimdi burada göreceğiniz örnekte şöyle bir şey var. VM1'in içinde çalışan prosesler VM2'yi göremiyor. Aynı zamanda fiziksel hosta çalışan şeyleri de göremiyorlar değil mi bunlar? Şimdi sağ tarafa geçelim. Sağ tarafta ise bir makine var ama bu makine fiziksel bir makine de olabilir, sanal bir makine de olabilir. Bunun çok bir önemi yok. Yani günün sonunda bu makinenin içinde de bir kernel çalışıyor. Bu kernel üzerinde bir takım işte operating system'ın kendi servisleri çalışıyor. Fakat bunun üzerinde container'lar çalıştırabiliyoruz biz. Özellikle Linux'ta. Windows'da da aynı zamanda container özellikleri var. Fakat biraz farklı çalışıyor. Ona pek değinmeyeceğim. Linux container'larında şunu göreceksiniz. Container'ların içinde bir işletim sistemi çalışmıyor. Bunu tekrarlıyorum. Container'ların içinde tam teşekküllü bir işletim sistemi yok. Hatta konteynerların içinde genelde sadece bir tane proses çalışır. Tabii ki siz birden fazla prosesle çalıştırabilirsiniz bir konteynerin içinde. Fakat bu genelde yaygın bir pratik değildir. Konteyner aslında sizin o yazdığınız bir uygulama için yani sizin bir diyelim server uygulamanız var. O prosesi etrafına sandbox ekleyen bir konsept aslında konteyner. Yani her konteynerin içinde bir iki tane proses falan çalışıyor. O yüzden konteynerler kendi kernel'larını çalıştırmıyorlar. Yani alt tarafta mesela siz Linux çalıştırıyorsanız işletim sisteminizde üzerinde çalışan container Windows olamıyor. Ya da aynı şekilde Windows operating sistemi üzerinde Linux container'ları çalıştıramıyorsunuz. Çünkü container'lar aslında günün sonunda o makinenin üzerinde çalışan prosesler. Sadece etraflarında biraz izolasyon var. Yani bu şekilde mesela iki tane container çizdim buraya. İçlerinde birer tane proses var. Bu prosesler aslında ölüp gittiğinde yani proses çıkarsa, terminate ederse bu konteyner aslında kapanıyor. Aslında konteynerler gerçek bir şey değil. Ona da bir sonraki bölümde değinmek istiyorum. Peki VM'ler ve konteynerler arasındaki çok bariz farklar neler? Şimdi VM'lerde daha büyük bir güvenlikten bahsediyoruz. Çünkü VM'lerde tamamen işletim sistemiyle ayrılmış bir izolasyon var. Yani VM1'in içinde olan bir güvenlik açığının VM2'ye sıçraması veya host'a sıçraması çok yani çok nadir olan bir durumdur bu. O yüzden endüstride biz genelde VM'lerin çok yaygın kullanıldığını görüyoruz. Şimdi konteynerlara baktığınızda aynı şekilde bir güvenlik söz konusu değil. Hatta konteynerlardan kaçış açıkları bulan birçok insan oldu bugüne kadar. Yani container escape vulnerability'ler bulan birçok kişi oldu. Konteynerlar genelde o yüzden %100 güvenlik için kullanılmıyor. Şu amaçla kullanılıyor. Yani diyelim sizin birçok makineniz var diye 10 tane makineniz var. Bu 10 makine üzerinde işte birkaç tane proses çalıştırmak istiyorsunuz. İşte tam olarak bu noktada konteynerler aslında işinizi görüyor. Çünkü kolay bir şekilde konteyneri oraya atıyorsunuz, çalışıyor. Onu bunu kurmakla uğraşmıyorsunuz. Çünkü konteynerin içinde istediğiniz her şey var zaten. Fakat onun karşılığında da %100 güvenliğiniz olmamış oluyor. Aynı zamanda mesela VM'lere baktığınızda şunu göreceksiniz. Bu VM'in içinde çalışan sonuçta bir işletim sistemi var. Yani sonuçta biz Linux'u ayağa kaldırdığımızda 50 MB, 100 MB boş yere memory yiyor sırf kernel ve kernel'ın üzerindeki prosesler. Konteynerlarda böyle bir durum yok. Sizin prosesiniz 10 MB memory tüketiyorsa
Konteyneri çalıştırdığında gerçekten 10 MB tüketiyor o memory. Alıp VM'in içine koysanız işte 10 artı 100 belki 200 MB daha memory gereksiminiz olacak. VM'lerin tamamen bir diski var. Çünkü o diskin içinde işletim sistemi kuruldu değil mi VM'in içinde? Konteynerde böyle bir durum yok. Konteynerde o prosesin sadece imajına kadarsa ki genelde konteyner imajları 50 MB'dan falan küçük olabiliyor çoğu zaman. Yani öyle küçücük bir diskte de işleminizi sürdürebiliyorsunuz. Kısaca VM'lerle konteynerler arasındaki farklar da bunlar. Bir sonraki bölümde ise Linux konteynerlarının nasıl aslında Linux üzerinde çalıştığını ve bu Linux'tan biz izolasyonu nasıl alıyoruz, hangi teknolojiler buna yardımcı oluyor ona değinmek istiyorum. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Konteyner hakkında birkaç bölüm daha yapmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.